Emel Halacı hocam, kabir azabı var mı? Yani bir saniye diyelim, bak demin de söyledim, an anlamanın için. Bir saniye ölüp bitmiş zaten, her şey bitmiş, dünya bitmiş ya. Adam kabirde niye beklesin? Direkt cehenneme geçer veya cennete. Ama çok kısa ara fasılları var. Mesela sorgulaması var ama çok kısa süre bunlar. Mesela bütün kainatın sorgulaması oluyor. Ama ilk adam kendine yapıldığını zannediyor. Zaman mekan olmadığı için. Yani ahiretteki zaman dünya zamanı gibi değil. Kıyametten sonra yeni bir insan topluluğu gelecek mi? Her şey son mu bulacak? Her şey son bulmazsa dünyada tabii canlı kalmıyor, kimse kalmıyor ama daha önceden de yaşayan, son ana kadar yaşayan herkese Allah yeniden o görüntüyü oluşturuyor. Yani bir filmin devamı gibi. Yani filmde insanlar var, tarih var, devam ediyor. Sonra bir kıyamet görüntüsü var. Sonra o insanlar yeniden içinden seçilmişler ayrılıyorlar. Kaybedenler ayrılıyorlar. Öyledir. Ama kaybedenlerin şuuru yok. Onu söyleyeyim. Yani Kur'an'a göre şuuru yok. Allah hesabı seri görendir. İnşallah. Tabii işte oradan da anlaşılır, o ayette onu göstertiyor. Başka bir ayette şöyle buyuruyordu Yüce Rabbimiz, konulmuş yatanın Allah'a sınırım, bir ölüm sarhoşluğu bir gerçek olarak geldiğinde artık surada üfürülmüştür diye buyuruyor. Bak işte, bak çok net ayet, bir daha söyle. Konulmuş yatanın Allah'a sınırım, ölüm sarhoşluğu bir gerçek olarak geldiğinde artık surada üfürülmüştür. Aynı anda kıyamet de kopuyor, evet, adam ölürken. Evet. Ya beklemesi için bir neden yok. Ya an sonsuz kısa zaman. Yani saniyenin katrilyonda biri de değil. Yani düşün. İnşallah.